Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekinbaş Dil ben. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugünkü ilk canlı yayınımıza sadece 30 dakika sürecek sevgili canlar. Sadece 30 dakika sürecek bugünkü canlı yayınımız. Saat 22'de bir yayınımız daha var. Bugün çok üzgünüm. Emre Hocam gelir gelmez hemen bağlayacağım sizi. Manavgat cayır cayır yanıyor sevgili canlar. O kadar üzgünüm ki üzüntümü anlatmam mümkün değil. Sizler de biliyorsunuz. Hakikaten bana göre dört yerde aynı anda çıkmış bir yangın. Tesadüf olamaz. Viyana'ya da selamlar sevgili canlar. Yani 5G'nin çalışabilmesi için, 5G'nin etkili olabilmesi için tek engel vardı. Bunu çok anlatmıştık. Su ve ağaç, su ve orman, suyu ve ağacı. Yani suyu sonra konuşuruz, çok konuştuk ama ağacı yok ettiklerinde ancak 5G titreşimini yayıp insanları halledebilecekler, incitebilecekler, titreşimle insanları yani sevgili canlar gerçekten çok üzgünüm ama bir şekilde dua edelim. Şimdi hocam geldiğinde meditasyon da yapacağız. Acaba bu meditasyonda bilemiyorum ama köklerimizi çalışacağız ama şey yapılabilir mi? Toplu bir meditasyon yapılabilir mi? Ne yapılabilir? Onu da şimdi sevgili hocam gelir gelmez bir soralım. Küreselcilerin işi çünkü dört yerde aynı anda çıkması imkansız bana göre. Biz Antakya'ya ağaç dikelim diye herkesi bir bir ağaç dikmeye davet ederken, herkesi tek tek ağaç dikmeye davet ederken gerçekten yani üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Ama hayat devam ediyor. Sevgili hocam size bağlayayım. Bir şekilde hayat devam ediyor. Ses az değil sevgili canlar. Ben biraz az sesim. Benim az. Ses şu anda geliyor mu sevgili canlar? İyi mi şu anda ses? İyi midir? Ses iyi mi sevgili canlar? Tabii ki. Tabii ki her şey planlı. Ses iyi mi sevgili canlar? Şu anda iyi mi? Ses az diyorsunuz ama sesin az olmaması lazım. İyi mi ses? Tamam mı? Okey. Meditasyonumuzu yapacağız. Atalar temizliğimizi yapacağız sevgili canlarım. Üzülecek bir şey yok. Tamam yani. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Hasbinallah ve nimel vekil. Vekilimiz Allah. Evet. Emre hocam gelmedi mi? Emre hocamı da aramayı unuttum bu arada. Çünkü bununla ilgili haberleri izliyordum ve arkadaşlarım vardı. Manavgat'ta onları arıyordum. Umarım sizler iyisiniz sevgili canlar. Manavgatlı kardeşlerimiz şu anda yoktur yayında tabii ki zaten. Ameliyata girecek olan kardeşlerimize dualarımız sizinle. Gerçekten Allah hepimizin yardımcısı olsun. Lütfen hani sakin olun. Sakin olun. İyi düşünün. İyi düşünelim hepimiz. Bunu atlatacağız. Kucağımızda bir sınav şu anda. Hep anlatıyorum ya. Kucağımızda şu anda bir sınav sevgili canlar. Önümüzde. Dün de anlattı Tarık Hoca. Bu sınavı birlikte vereceğiz. Bu gezegenin de sınavı. Hepimizin sınavı sevgili canlar. Önümüzde hepimizin sınavı şu anda. Hep birlikte vereceğiz bunu. İnadına bu ağaçları yeniden dikeceğiz. İnadına bütün köylerimizi yeniden yapacağız. İnadına. Sevgili canlar. Evet, Nilda Ferhan Efe Çınar var bugün saat 22'de. Nilda Hanım bununla ilgili bilgi verecekse eğer ona da soralım. Evet. Konuyu açtığımızda hatırlatırsanız soralım. Nilda Hanım'la konuşacağız bugün saat 22'de. Ben 5 dakika önce duyduğum için bu olayı biraz hani birdenbire üzüldüm, şok oldum. Onun için sevgili canlar lütfen kızmayın bana. Yeni duydum biraz önce. Hayırlısı sevgili canlar, dikeceğiz, yine dikeceğiz. Yine dikeceğiz. Yok, kahrolmuyoruz sevgili canlar. Kahrolmuyoruz. Kahrolmak yok. Bakın Antakya'ya düşünsenize biz
Sizlerle birlikte 600-700 tane ağaç diktik, hatırladınız mı? Antakya geçen yıl yandı, kundaklandığı daha yeni belli oldu biliyorsunuz. Yeni belli oldu sevgili canlarım. İnadına dikiyoruz ağaçlarımızı tekrar. Yine dikeceğiz. Yine dikeceğiz sevgili canlar. Emre hocam geldi mi bilmiyorum ama tekrar bir davet gönderdim Emre hocama. Eğer geldiyse görecektir sevgili canlarım. Toprak kendine gelir sevgili canlar. Toprak kendine gelir. Toprak kendine gelir. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Gezegen bir yolunu bulur, toparlanır. Bizim hemen toparlanmamız lazım. Emre hocam geldiniz mi acaba? Ben tekrar. Merhabalar Emre hocam. Ben Merhaba hocam, görmediniz. nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Malum burada bugün acı bir gün yaşıyoruz. Biraz internetimiz, bağlantılarımız biraz sıkıntılı bu saatlerde. Sesim iyi geliyor mu size? Sesiniz iyi hocam. Sesiniz iyi. Güzel. Siz neredesiniz? Antalya'dasınız da değil mi? Antalya'da merkezdeyim hocam Merkezdesiniz. Tamam. Tamam ben. sevgili hocam. Manavgat'ta yangın çıktı. Bayağı büyük bir alan. Yani gerçekten acı bir tablo yani. Hocam yeniden dikeceğiz. Yeniden doğacağız küllerimizden. Antakya'yı toparlamaya çalışıyorduk. Şimdi Manavgat'ımızı toparlamaya çalışacağız. Kasıtlı yapılıyor. Hepimizin gözünü açması lazım. Evet. Hepimizin pür dikkat olması lazım. Çünkü dört yerde aynı anda çıktığı için şey değil hocam. Yani kaza değil. Yani bir piknik ateşi değil. Zannetmiyorum çünkü dört yerden aynı anda çıkması artık kimse de bizi kandırmasın. Biz bunların farkındayız sevgili hocam. Yeniden dikeceğiz. Evet, Antalya, Manavgat yine güzel olacak canlar. Geçmiş olsun hepimize. Allah büyük gerçekten. Çünkü onlar birer can. Seattle reisinin, Kızılderili reisinin, kabile reisinin bir sözü vardır. Ağaçlar Son. bizim kız kardeşlerimiz. Atlar da bizim erkek kardeşlerimiz ve abilerimiz. Onları sana emanet ediyorum. Beyaz adam demişti. Yani tabii bugün biraz kız kardeşlerimizi kaybettik ama onları yeniden inşallah gezegen çok büyük, gezegen inanılmaz güçlü, dünya gezegeni onu tolere edecek bir şekilde ve hepimiz bir şekilde yeniden orayı canlandıracağız inşallah. 5G'ye inat. Evet, sevgili hocam ben biraz sözü size bırakayım. Belki siz bizi biraz toparlarsınız. Ondan sonra meditasyonu da en sona bırakalım hocam. Peki hocam. Ben 5 dakika önce duyduğum için birazcık toparlanmaya çalışıyorum. Biraz size bırakayım hocam. Yeni Hocam duydum. bu Yani şöyle bir saat önce olsaydı. Antalya civarında hep neredeyse her yaz yaşadığımız bir şey aslında bu. İşte birkaç sene önce 5 sene önce Adrasan'da yaşadık. Adrasan'a tam denize bakan dağ ateşi falan. Yani Antalya civarı bu şeyler için biraz kıymetli herhalde. Sürekli yaşadığımız bir şey ama bu kadar çaplı ve büyüğünü ilk defa gördük. Helikopterler sinek gibi üstümüzden su taşıyorlar Manavgat'a sürekli. Neyse tepedeki yangın söndürülmüş herhalde. O büyük duman bitti. Resimlerde gördüğünüz o büyük duman artık kesildi. Şehir içinde bile görüyoruz. Şehir içinden gönderdiler biraz önce de hocam. Evet. Bakalım hocam, Evet. işte hayırlısı olsun. Evet hocam. Evet, şu uçaklarımızı da bir alsaydık bu iş için aslında çok daha hızlı müdahale edilirdi ama işte helikopterlerde kurtarabildiği kadar. İmarla ilgili değil bu canlar. Adrasan imarla ilgiliydi de bu imar dışında bir şey. Bu 5G ile bağlantılı, küreselcilerle bağlantılı bir şey. Küreselcilerin en yakın oldukları şeyler bütün dünyadaki terör örgütleri hocam. Bütün dünyadaki terör örgütleri. Terör örgütleriyle çalıştıkları için küreselciler Avustralya'yı, Amazonları yaktılar yani.
Allah büyük, gözümüzü dört açmak hepimizin görevi. Keşke bir elimde tılsım olsaydı da 80 milyon Türkiye nüfusuna bunu iletebilseydim. Keşke herkese gözlerinizi açın diyebilseydim, hepimiz diyebilseydik sevgili hocam. Şimdi ben bir konuyu toparlayayım. Biz 18 Temmuz'da bir erkek kökü yaptık sevgili canlar. Kadın kökü yaptık. Kadın kökü yaptık. Bir Kökü Ağustos'ta da demeyelim, biz bereket çalıştık. Ağustos'ta da evet bolluk çalışacağız. Bolluk Yani çalışacağız. baba tarafını çalışacağız. Erkek atalarımızdan bize gelen mirasları çalışacağız. Bu mirasların içerisinde iyi ve kötüler var. İstediğimiz ve istemediğimiz karmalarımız var atalarımızdan gelen. Bu erkeklerden gelince bizim bolluğumuzu etkiliyor. Bolluk ve bereket arasındaki farkı herhalde artık hepimiz netleştirdik diye umuyorum. Ama ben yine de bir tekrar etmek istiyorum. Bolluk elinden gelir. Bolluk bir eril enerjidir. Bereket dişi enerjidir. Yani bolluk erkektir, bereket kadındır. Daha böyle net bir tanımlamak gerekirse bolluk bir an içerisinde seçeneklerin çokluğuna verdiğimiz şeydir, isimdir. Mesela bir kahvaltı masasına bir bakarız, işte 12 çeşit reçel var. O reçel bolluğu vardır bu masada. Bereket ise bunu devam ettirebilme gücüdür. İşte yarın, öbür gün, öbür gün, gelecek hafta, gelecek Her ay, kahvaltıda her 12 çeşit. kahvaltıda 12 çeşit reçel varsa o sofra reçel bereketine sahiptir. Burayı anlamışız Bu güzel çok güzel. Bolluk ve bereketi hocam. tarif etmek için evet. Şimdi bunun üzerine bu erkek ve kadın diye nasıl ayrılıyor? İşte bir insanın yaşamına bakıyoruz. Bir insan nasıl dünyaya geliyor? Bir ilişki oluyor. Erkekle kadın, erkek sperme kadın yumurtasına giriyor ve orada yaşam artık yeniye doğru akmaya başlıyor. İşte orada biz artık anlıyoruz işin sırrını ama daha çok gözümüzü kapatıyoruz aslında. Erkeğin işi o sırada bitmiş oluyor aslında. Bütün görevi o spermi aktarmak. Üretim sürecinde işi bitti erkeğin o sırada. Geri kalan bütün iş sperm yumurtayı almak, onu geliştirmek, onu bir bedene çevirmek, onun içine organları yerleştirmek, o organların sağlıklı ve iyi olmasını sağlamak. Onu dünyaya getirmek ki bu zor bir mesele. Bunu dünyaya getirirken ağırlaşınca onu karnının içine taşımak. Dünyaya getirdikten sonra onu doğru enzimlerle beslemek, emzirmek. Bu emzirme süresini doğru kullanmak. Doğru kıvamda meme vermek. Memeden doğru kıvamda süt çıkmasını sağlamak ve doğru tatta çıkmasını sağlamak. Bütün bunlardan birkaç yanlış olduğu zaman çocukta inanılmaz geleceğine dair kişilik bozuklukları çok yüksek derecede oluyor. Bazı sarılamaz hastalıklara, tedavi edilemez yaralara dönüşmüş oluyor. Gibi. İşte burası işin bu kısmı kadınla alakalı. Dolayısıyla sürekli olan her şey bizim için aslında berekettir ve kadındır. Bir yaşamı devam ettiren şey, sürdürebilen şey kadındır. Biz o yüzden bereketimizi annemizden alırız. Bolluk ise babamızdan gelen bir şeydir. Anlıktır. Bir anda ortaya çıkar. O anda gözlemleyebildiğimiz çokluktur. Şansla çok alakalıdır. Bolluğu yüksek olanın şansı da yüksek olur aslında. Şanslıdırlar. Bir şeyleri arayıp bulma konusunda her zaman çok iyi olurlar. Her şey onların ayaklarına gelir. Çünkü bolluk enerjisi yüksektir. Bolluk enerjisi yüksek olan kişilere, yani şanslı olan kişilere baktığımızda bunun aslında altında cesaretin rahat olduğunu görürüz. Yani babayla olan iletişimi kuvvetli olan kişiler hayatta cesaretleri daha yüksek olan kişilerdir. Babasından korkan kişiler hayatta devamlı babama hesap vereceğim modunda, babası ölmüş gitmiş olur, 40-50 yaşına gelmiş olur ama hala babaya hesap verecekmiş gibi bir yaşantı içerisinde kendini kısıtlar, sıkıntıya sokar ve bir türlü o kapılarını açamaz. İşte o zaman biz o kişiye bolluk sıkıntısı yaşıyor olduğunu gösteririz. İşte bunları biz aile dinamikleri içerisinde çalışıyoruz. Ayın 18'inde kadın aile dinamiklerinde kadın olmaya çalıştık. Kadınlardan yani anneanne,
anne, anneanne ve babaanneden gelen genlerin neler olduğuna baktık. Kürtaj çalıştık, tecavüzleri çalıştık. Bunların kapıları nasıl kapattıklarını gördük, gözlemledik ve bunları açmak için çalışmalarımızı yaptık. Kağıtlara yazılar yazdık bir sürü. Ondan sonra onları şimdi tekrar tekrar okuyor arkadaşlarımız. Hala bugün bile çalışmayı ilk gün yapmış gibi mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum o katılımcılara. Hepsini keyifle okuyorum. Cevap verebildiğim kadarını vermeye çalışıyorum. Onları Zoom'da tekrar açtık. Bir 10 gün daha açıldı. Bir 10 gün Evet, daha teşekkür yapmalarını ederim. istedik. Evet. Evet, hala ilk günmüş gibi yapanlar var. O heyecanı yaşayanlar var ve tekrar yaşatıyorlar bana teşekkürleriyle. Çok keyifli. Ayın birinde de yani bu pazarda onu tamamlayan ve bütünleyen eril enerji yani erkek enerjisinden bahsedeceğiz. Baba diyeceğiz. Babadan bize akan o şans ve şanssızlık. O hayatta hep şikayet ettiğimiz ve bize hiç uğramayan şeylerin aslında dibimizde olduğunu ve bizim onu almadığımızı göreceğiz. Babasından korkanların nasıl bir hayat sürdüğünü, babasıyla arasının iyi olanların nasıl bir hayat sürdüğünü göreceğiz. Özellikle baba meselesi olan ve baba yarası olan kadınların hayatlarında neler oluyor? Biraz bunlara bakacağız. Baba çünkü bir kız çocuğu için çok önemli. Bütün duyguları kaynağı oluyor baba. Dolayısıyla baba meselesi varsa ve baba yarası varsa bir kız çocuğunda o büyüdüğünde bu nelere dönüşüyor? Bunları görmüş olacağız. Hem erkekler hem kadınlar için baba bolluk enerjisini oluşturacak. Bu bolluğa nasıl ulaşırız? Yani o anlık şanslarımızı nasıl yaparız? O bolluk kapılarını açmanın tekniklerine bakacağız ve niye kapalı olduğunu anlamaya çalışacağız. İşte atalarımıza bakacağız. Genelde erkeklerle karşılaştığımızda erkekler kavga ederler, savaşırlar. Dolayısıyla burada hep bir savaşta ölüler olur vesaire bir kayıplar olur. Bunları bir arayıp bulacağız. Atalarımızdan kayıp olanlar var mı? Kaybolmuş olan atalarımız var mı? Bunlara baktıktan sonra düzenleyeceğiz ve bolluğumuzu açarak 1 Ağustos pazar akşamını bolluk içerisinde bitireceğiz. İnşallah, inşallah. Çok güzeldi gerçekten. Hocam çok yoğun bir şekilde, yoğun bir çözülme ve temizlenme ve blokaj açılımı yaşadık hepimiz. Ben de dahil olmak üzere. Evet, şimdi bugün bir meditasyonumuz var hocam, değil mi? Pazar günü Atalardan akan, evet, hazırlık pazar günü yapacağız. biraz hazırlık yapalım. Hem pazar günü katılanlar için, katılacaklar için bir ön hazırlık olsun. Hem de katılmak konusunda kararsız olanlar eril enerji, baba özellikle babanın ne olduğu ile ilişkin birazcık bir bilgi sahibi olurlarsa belki neye çalışacağımız hakkında biraz fikir sahibi olurlar diye düşündüm. Baba ile ilgili bir çalışma yapacağız, gerçekleştireceğiz. Bunun için biraz süre tanıyalım dinleyicilerimize isterseniz. Bir sandalyeye ihtiyacımız var. Bir sandalyeye ihtiyacımız olacak. Şimdi Ve mi? Şimdi mi? hemen. Evet, bir sandalyeye ihtiyacımız var. Evet. Sandalyeyi aldıktan sonra mümkünse boş bir odada olun. Çünkü bu çalışmayı yaparken çevrenizde birileri size bakıyor olursa siz bu çalışmada kendinizi kısıtlarsınız, yapmazsınız. Hayır sevgili canlar, cumartesi akşamına kadar kaydınızı olabilirsiniz. Geç kalmadınız sevgili canlar. Kayıt olabilirsiniz. Birisi bir kayıt numarası yazabilirse eğer ya da ben yazabilirsem çok özür dilerim hocam. Kaydolmak isteyen kardeşlerimiz için şunu ben bir şey yapayım hocam. Kadın bolluk. Ne yazayım hocam? Pazar günü için mi hocam? Evet. Erkek bolluk. Bolluk eril, bereket dişidir diyebilirsiniz. Bolluk eril mi yazayım hocam? Evet, bolluk erilden gelir. Başlığımız olsun. Bolluk erilden. Gelir. Ha, pardon. Tamam. Numarayı da yazayım hemen sevgili hocam. Bunu bugün bizim ekipten kimse yok herhalde. 538. Evet. 433. 41, 48, 11. Hay Allah.
Teknolojimi görüyorsunuz hocam. Yazabilirsiniz. WhatsApp mesajı atın sevgili canlar. Şimdi şey olursa eğer, evet, hemen bu başa tutturuyorum. Evet. 0538 433 48 11. Sevgili canlar, bu numaradan hala ulaşabilirsiniz. Cumartesi akşamına kadar kayıt alıyor olacağız sevgili canlar. Bolluk, eril kökü için, bolluk enerjisi, bolluk için çalışıyor olacağız. 0538 433 48 11'den kayıt olabilirsiniz. Hemen sorun, WhatsApp mesajları atın. Ararsanız sevgili canlar, özel mesajlarınızı okuyacağız ama inanın 2000 tane mesaj var sevgili canlar WhatsApp'ımda. Nereden yazdınız bilmiyorum ama zaten DM'e arkadaşlar bakıyorlar. Kaydedelim burayı sevgili canlar. Evet, kaydedeceğiz bugünkünü. Evet, kaydedeceğiz bugünkü meditasyonu da. Numara burada sevgili canlar. Bu numaraya sorarsanız bilgilerinizin tümüyle ilgili size link atacaklar. Lütfen aramayın, ararsanız dönemezler. WhatsApp'tan yazarsanız tüm sorularınızın cevabını alacaksınız. Bunu bana sormayın canlı yayında şimdi. Kesmeyelim yayınımızı. WhatsApp'tan şu numaraya yazın. Size dönecekler hemen yani hemen. Ararsanız açamazlar. 0538 433 48 11'den WhatsApp'tan sorun. Bu canlı yayın kaydedilecek. Evet hocam. Cumartesi akşamına kadar kaydolabilirsiniz sevgili canlarım. Evet, pazar günü yapacağımız çalışma için. Özellikle geçen sefer dişi çalışmasına, bereket çalışmasına kaydolmuş olan kişiler, arkadaşların hepsine birden buradan duyuralım. Hani orası kadın çalışması, burası erkekler için bir haremlik, selamlık, bir ayrım değil bu. Bizim hayatımızda bolluk ve bereket enerjisinin ayrımını anlamak için annemizi ve babamızı ayırt ediyoruz. Dolayısıyla ona sadece kadınlar gelsin, buna da sadece erkekler gelsin gibi bir ayrım değil. Bu pazar günü yapacağımızda bütün kadınlar davetli, erkekler de olduğu gibi. Çünkü sadece erkekler için değil, hepimiz için bolluk enerjisini çalışıyor olacağız. Yani babayı ve babadan gelen, erkek atalarımızdan gelen o bolluk enerjisini bozan blokajları keşfedip onları çözmeye çalışacağız. Dolayısıyla herkese açık bir oturum olacak. Sevgili canlar, şeyi soruyorsunuz, kampı soruyorsunuz, Denizli kampı. O da 5, 6, 7, 8'de. Onun içinde numaralar var. Kayıtlar devam ediyor. Kadın kökü çalışmasını tekrar etmeyiz bu aralar sevgili canlar. Sırada bekleyen başka çalışmalarımız var. Onun için sonra yapacağız kadın kökünü tekrar ama şu anda değil. Kayıt olarak bir hafta alabiliyorsunuz sevgili canlar. Bir hafta kayıt sizde kalacak. Evet. Evet. Sevgili canlar, birebir hocalarımızla görüşmek istiyorsunuz ama bu benimle ilgili bir durum değil. Hocalarımıza yazınız DM'den bir. Sevgili canlar, bunu bana sormayın. DM'den bir şekilde hocalarımıza yazmanız lazım. Tek tek görüşmek isteyenler. Bunun benimle ilgisi yok. Yani Emre hocamla görüşmek istediğinizde bana bunun sitemini yapmayın. Emre hocama DM'den yazın. Bana yazmış. Hocalarımıza ulaşamadıklarında bana sitem ediyorlar. Bu benimle ilgili Ben değil. Emre hocama ulaşacaksınız. Bülent bana yazmış hocama olan ulaşacaksınız. evet. Abdullah hocama ulaşacaksınız. Bana değil. Benimkiler bakıyorlar zaten benim arkadaş şeylerim, ekibim. Bana yazmış olan kişilere en kötü ihtimalle bizim koordinatörümüz Berna'mız var. Önce bir ona yönlendiriyorum ki oradan bana gelmesini sağlıyorum. Çünkü çok yoğun seanslarımız var bu ara. Ama neredeyse hepsine cevap yazdım. Özel sorular soranlar oldu. Onları da neredeyse hepsine evet cevap yazdım diyebilirim. Orada şeyde sıkıntımız yok. Soru sorabilirsiniz yani. Evet. Hazır mıyız? Başlıyor muyuz? Sandalyeler Başlayalım. hazır mı? Başlayalım Sandalyeler geldi sevgili mi? hocam, başlayalım.
Peki. Atalardan akan erilgenler ve bolluk meditasyonu için hazırız sevgili hocam. Hazırız. Bir kez daha numarayı vereyim ben. 0538 433 48 11'den kayıt olabilirsiniz. 0538 433 48 11'den kayıt olabilirsiniz hala sevgili canlar. Biz cumartesi akşamına kadar kayıt almaya devam ediyoruz. Kayıtlar bitmedi. Hala kaydolabilirsiniz. Evet hocam. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi mümkünse tek başınıza olduğunuz bir odada bulunmanızı tavsiye ederim. Ben tercih ederim ki çalışmanız biraz daha şey olsun, derin olsun. Bunun için eğer sizi rahat bırakmıyorlarsa orada uzaktan size bakmasınlar, gelsinler, onlar da çalışmayı yapsınlar. Onların da babaları var. Hani bir tane söz vardır ya, ağaç kavuğundan çıkmadı ki diye. Evet, Dolayısıyla evet. babası olan herkesi şimdi bu çalışmaya davet edelim. Evet, şimdi ayaktayız. Ayakta bu çalışmayı karşılıyoruz. Hocam bir iki soru var. Onları bir sorabilir miyim? Bir önceki Peki hocam. çalışmaya katılamayanlar bu ikinci çalışmaya katılabilirler mi Katılsınlar, demişler. katılabilirler, Çünkü birisi katılabilirler. bereket, birisi bolluktu. Bereketi yaptık, şimdi bolluğu yapacağız. Mesela benim hayatımda da vardı sevgili canlar. Yani para akardı ama hiç ben parayı hiçbir şekilde elimde tutamazdım. Yani birisi bolluk, birisi bereket. Reçel örneğinde olduğu gibi. Babayı kaybetmişsem erken yaşta nasıl olacak demişler. İşte bu büyük ihtimalle bolluk sıkıntısı yaşıyorsunuzdur. Bizim için ölmüş olan bir kişi yok sayılmaz. Biz mesela bir baba öldüğünde, abi ya da bir kişi öldüğü zaman biz onun varlığını devam ettiririz. Vicdanımızda, kalbimizde, davranışlarımızda, hücrelerimizde ölen kişileri, ölen atalarımız, büyüklerimiz hep bizle beraber devam eder. O yüzden biz kimseyi geride bırakmayız. Hep onları yaşatarak götürürüz. Babanız sizle beraber yaşamaya devam ediyor ve sizin bolluk enerjinizin içinde var. Babanızın ölmüş olması yok olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla babanızı görün, onun yerini onurlandırın. Bu sizin bolluk enerjinizi arttıracaktır. Evet. Şeye tekrar sormuşsunuz sevgili canlar. Birinciye katılamayanlar berekete, bolluğa katılabilirler mi? Evet, bolluk başka bir şey, bereket başka bir şey dedi hocam. Şimdi bolluk çalışması yapacağız 1 Ağustos'ta pazar günü sabah 10'dan akşam 17'ye kadar, 19'a kadar sevgili canlar. Bu hafta 1 Ağustos'ta tekrar bolluk çalışması yapacağız. Belki bereketi daha sonraki zamanlarda yine yaparız. Ama sırada başka eğitimler var, başka mucizeler var. Hiç Türkiye'de yapılmamış olan başka eğitimlerimiz var sevgili Emre hocamla, Lemurya Akademi ile ve Evet. NeuroDNA ile birlikte sevgili canlarım. Onun için şu anda hakikaten hepimizin bir öncelik olarak Lemurya Akademi olarak biz de öncelik olarak bolluk ve berekete. Çünkü bolluk ve bereketi deyince hocam sadece para algılıyorlar insanlar, Ha, tabii. kardeşlerimiz ve herkes. Bolluk ve İşte değil bereket bu. sadece para değildir. İlişkilerdir, sağlıktır, değil mi hocam? Mucizelerin bolluk Her şeydir. bereketi. Yani hayatınızdaki nefesin bile bolluğu ve bereketi vardır. Derin bir nefes çekersiniz, bu bolluktur. Bunu her nefesinizde hissediyorsanız bu da berekettir. Nefesiniz bereketsizleşirse sağlığınızı kaybedersiniz. Nefesiniz bolluğunu kaybederse yaşamınızı kaybedersiniz. İkisinin sizden aldığı şeyler farklı farklı. Evet. Hazırız Evet. meditasyona. 1500 kişi dolduk neredeyse. Evet Oo, hocam. güzel. Evet arkadaşlar, yalnız başımız olduğumuz bir odada olduğumuzu düşünüyorum ve ona göre çalışmayı yapıyorum. Çalışmayı yaptıktan sonra gerek DM'den gerek buradan geri dönüş yapabilirsiniz. Soru burada yapacağımız şeylerin çok cevaplarının bir anlamı yok. Şimdi sizde bir şeyler farkındalık uyandırsın diye yaptığınız bir çalışma. Dolayısıyla bir anlamı var mı yok mu diye değil. Sizde bir duyguları harekete geçirmek için yaptığımız bir çalışma olacak. Şimdi lütfen ayaktayken, ayakta durduğunuzu düşünüyorum. Ayaktayken gözlerinizi kapatın ve gözlerinizi yukarı doğru bakıyor gibi kendi üçüncü gözünüze doğru kaldırın. Gözler kapalı ve kendi üçüncü gözünüze bakıyorsunuz.
Yukarı doğru bakıyorsunuz. Ve bunu yaparken şimdi dilinizi L harfini söylüyor gibi damağınıza bastırıyorsunuz. Şu diş etinizin arkasında biraz geriye doğru L harfini söylüyor gibi. Bu ikisini aynı anda yaptığımızda çok kıymetli bir şey oluşuyor. Bunu eğitimde söyleyeceğim ne olduğunu, bunun adının ne olduğunu. Şimdi gözlerimiz yukarıda ve dilimiz damağımızdayken burnumuzdan derin nefes alıp yavaşça veriyoruz. Ayakta duruşumuzu bozmuyor bu ve bu bizi yormuyor. Evet. Derin nefes alıp verirken şimdi sizden babamın gelmesine izin veriyorum demenizi istiyorum. Babamın gelmesine izin veriyorum. Şimdi tam siz bunu söyledikten sonra babanızın hemen arkanızda, bir adım kadar arkanızda belirdiğini hissedin. Ve hatta öyle bir hissedin ki burnunuzdan derin nefes çektiğinizde babanızın kokusu burnunuzdan içeri girsin. Babanızın kokusunu hissetmek nasıl bir duygu? Babanızı bu kadar yakın, sadece bir adım arkanızda hissetmek size nasıl hissettirdi? Şimdi lütfen bunu bir analiz edin. Bu size korku mu veriyor? Sizi mutlu mu ediyor? Özlüyor musunuz? Kaçmak mı istiyorsunuz? Hangi duygu sizi ele geçirdi? Bırak o duygu seni ele geçirsin, izin ver. Ama fark et. Babanın kokusu ve babanın varlığı bana bunu yapıyor diye bunu fark et. Çok güzel. Aynen böyle. Şimdi arkanızda babanız var. Bir adım kadar arkanızda duruyor ve siz hemen önündesiniz. Babanızın kokusu burnunuzdan girerken duyduğunuz bir his var, bir duygu var. Korku, sevgi, özlem. Şimdi size çok keskin ve güçlü bir soru sormak istiyorum. Babanıza karşı hissettiğiniz bu duygularınız sizin gerçek duygularınız mı? Bu duygular size ait olan duygular mı? Lütfen şu an babanız arkanızdayken bunu netleştirin. Siz şu an babanıza karşı hissettiğiniz bu duyguyu gerçek anlamda kendiniz için mi hissediyorsunuz, yoksa annenizin babanız hakkında söylediklerinden etkilenerek mi bu duygular sizde başladı ve devam ediyor? Ya da başka biri, ya da bir anneanneniz. Yani babanız belki kötü bir koca olabilir. Peki babanız kötü bir kocaysa, kötü koca da demiyorum ama kötü kocaysa bu kötü bir baba olduğu anlamına gelir mi? Aslında gelmez. Kötü koca olan ama çok iyi baba olan bir sürü erkek var.
Örneğin babanızın annenize yaptığı bazı şeyler olabilir. Kızma, dövme, ne bileyim her şey olabilir. Aldatma, yok sayma, hor görme gibi. Ama size karşı iyi bir baba olabilir. Şimdi babanıza bunun için kızgın mısınız? Annenizi aldattığı için ya da annenize vurduğu için ya da annenize kötü şeyler söylediği için babanıza öfkeli misiniz? Lütfen bunu bir kalbinizden geçirir misiniz? Babanız size değil, sizin için değil. Annenize bir şey söylediği için, annenize kötü davrandığı için, annenize aldattığı için babanıza karşı bir öfke var mı içinizde? İşte orada duyduğunuz öfke varsa bu size ait bir duygu değil. Örneğin annenize ait bir duygudur. Ve siz orada annenizin kurbanı olmuş, annenizin askeri olmuş ve babanıza karşı annenizin gözlüğüyle bakıyorsunuz demektir. Ve bu kendi bolluk enerjisini kapatmaktır. Şimdi buradan bu yanlışınızdan şimdi dönebilirsiniz. Eğer böyle bir yanılgı içindeyseniz babanızdan bunun için özür dileyip bunu hemen çevirebilirsiniz. Babanıza gerçekten kendi duygularınızı hissediyorsunuz ve babanıza karşı o hissettiğinizi düşündüğünüz duygularınız gerçekten size mi ait yoksa başka birinin, örneğin annenizin, anneannenizin hislerini ve duygularını mı yansıtıyorsunuz? Harika. Şimdi babanızı o biraz önce seçtiğimiz sandalyeye oturtun ve onun karşısına geçin. Babanız tam karşınızdaki sandalyede oturuyor. Güzel. Babanız tam karşınızda otururken siz onun karşısında ayaktasınız. Şimdi o sandalyeye doğru babamı temsil etmene izin veriyorum diye seslenin. Babamı temsil etmene izin veriyorum. Ve şimdi sandalyeye biraz daha yaklaşıp parmağınızın ucuyla o sandalyenin oturak yerine şöyle bir dokunun. Parmağınızın ucuyla o sandalyenin oturulan yerine dokunuyorsunuz. Şu an babanızın sanki bacağına ve dizine dokunuyor gibisiniz. Baba, aile içerisinde güneş ile sembolize edilir. Anne ise aydır. Güneş aynı zamanda devletin, imparatorların, kralların, tanrı kralların ve tanrıların sembolüdür. Dolayısıyla orada oturan şimdi sizin güneşiniz.
Şu aralar hava çok sıcak. Bunaltan bir sıcak var. Hele daha güneylerde, Antalya'da, Adana'da, Antep'te, Hatay'da. Hava çok sıcak diye güneşe kızabilir miyiz? Hava sıcak diye güneşe öfkelenebilir miyiz? Hayır. Sıcaklık şartları güneş sebebiyledir ama bu sonucu ondan kaynaklansa bile biz duruma katlanmak zorunda oluruz. O sıcak neredeyse bir şekilde yaşamak zorunda kalırız ama bunun için güneşe kızamayız. Aynı şekilde bir padişahının olduğunu düşün. Bir padişahlıkla yönetilen, krallıkla yönetilen bir ülkede olduğunu düşün ve kral senin en çok sevdiğin ürüne %500 vergi koydu. Bir anda senin çok sevdiğin, severek tükettiğin şey çok pahalandı. Bunun için kralına kızabilir misin? Kızsan bile öfkelenebilir misin? Kralım seni affetmiyorum diyebilir misin? İşte aynen o şekilde aile dinamikleri içerisinde babanın yeri farklıdır. Baba tartışılamaz bir noktadadır. Baba ailenin bir numarasıdır. Evin reisidir. Onu bir numarada gördüğümüz zaman ailenin içerisinde bolluk enerjisi artar. Dolayısıyla şimdi bu önümüzdeki sandalyede oturan babamız, yani bu sandalye bizim bolluğumuzdur. Şu an parmakların ucunun değdiği sandalye senin bolluk enerjini yansıtıyor. Dolayısıyla şimdi sen onun önünde artık dik durmamalısın. Ve şimdi onun tam önünde dizlerinin üzerinde yere oturabilirsin. Diz çök. Babanın önünde diz çök. Çok yanlış olabilir, çok hatası olabilir. Babalarımız çok büyük yanlışlar yapıyor olabilir. Çünkü baba erildir, enerji olarak anlıktır. Düşünmez, bir anda yapar ve geçer. Doğası gereği anlık olduğu için devamlılığını ve sürekliliğini bazı zaman düşünemez. Bunu düşünmek zaten babanın değil, annenin işidir. Süreklilik annededir. Bereket annenin konusudur. Seni alacak, büyütecek, emzirecek, geliştirecek vesaire. Ve diyelim ki senin baban bu süreç içerisinde çok büyük hatalar yaptı. Dönülmez yanlışların içine girdi. Yine de senin durman gereken nokta ailenin bir numarası olan babanı yargılamadan kabule geçmek olmalıdır. Bu nasıl bir cümledir? Baba seni onaylamasam da kabul ediyorum. Seni onaylamasam da kabul ediyorum. İşte bu o onaylamadığımız tarafların kendisine gösterip kalan o babalık, o güneşlik kısmını içeri almaktır. Bolluk enerjisinin içine girmektir. Şimdi dizlerin üstüne çöktüğün bu sandalyenin önünde boynunu da eğ. Karşında bir padişah, bir kral olsa durman gereken şey başını öne eğerek yere çömelmek değil midir? Aynı onun gibi şimdi karşında senin baban, yani ailenin güneşi var. Başını onun önünde eğ. Sandalyene oturarak yerine kadar başını eğebilirsin. Şu anda babanı temsil eden bu sandalyenin önünde eğiliyorsun. Bu sandalyenin önünde şimdi eğilmezsen, şimdi eğilmeyen, sonra
Başkasının önünde mutlaka eğilmek zorunda kalır. Kocasının, patronunun, devletinin, paranın bir otorite çıkar. Şu an yapamıyorum dediğin, direnç gösterdiğin bu şeyi sana orada daha zorlayarak, daha kötü şartlar altında yaptırmaya çalışır. Evet, şimdi başında önüne eğdiysen bolluk için babadan izin isteyelim. Bunun için önce 9 defa baba diye çağıralım babamızı. Baba. 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 Baba, baba, bolluk enerjimizi içinde barındıran babamızla annemizin arasında çok önemli bir fark var. Biz bir şeyi annemizden isterken annemizden isteriz ve ondan onay bekleriz. Babamızda bir şey isterken babamıza haber veririz ve orada olmuştur. Hani bazı şifa tekniklerinde oldu oldu diye cevap alırız ya hemen onun gibi. Babamızdan bir şey istediğimiz zaman, bir şey için izin istediğimiz zaman haber veririz ve artık oldu deriz. Bunu dua için de söylerler değil mi? Nasıl bağlantılı? Baba, bolluk için senden izinliyim. Baba bolluk için senden izinliyim. Baba bolluk için senden izinliyim. Baba şu şu şunu alabilmek için senden izinliyim. Baba şuradaki evi almak için senden izinliyim. Baba. Sevgiyi ve aşkı yaşamak için senden izinliyim. Baba şans için senden izinliyim. Güzel baba şans için senden izinliyim. Evet, babasına doyan şimdi başını kaldırıp ayağa kalkabilir tekrar. Bolluk enerjisi babamızın bize verdikleri ve izin verdiklerinde gizlidir. Evet, katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mukaddes hocam. Açar mısınız ışığı? Evet. Hemen geliyorum hocam. Işığı açıyorum bir dakika. Şifa olsun bütün katılan canların hepsine şifa olsun. Katılan bütün herkese şifa olsun canlarımız. Pazar günü inşallah hepimiz görüşürüz. Bolluk Eril'den gelir 0538 433 48 11'den.
Başladığımız meditasyonun, başlangıç olarak başladığımız meditasyonun inşallah devamını, çözümlerini Yani çok daha yapacağız. ilerlemiş şekilleriyle beraber gerçekleştireceğiz. Ben bunu kaydedeceğim sevgili canlar. Tekrar bunu yapabilirler herhalde hocam bugün, yarın. Tabii ki, tabii ki. Birkaç gün daha bu meditasyonu yapabilirsiniz pazar gününe kadar. Pazar günü hepinizi bekliyoruz. Bolluk Eril'den gelir. Baba Ata kökü için sizlerin hepinizi bekliyoruz sevgili canlar. İletişim ve kayıt için 0538 433 48 11'den yazabilirsiniz ve kayıt olabilirsiniz sevgili canlar. Dilimiz damağımızdaydı, evet. Evet. Dilimiz damağımızda yaptık. Yavaş yavaş burada tadında bırakalım. Sizler yorulmayın, değil mi sevgili Can hocam? Bilgilerini Olur hocam. dağıtmadan, onların keyfini dağıtmadan söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şey var mıdır? Pazar günü bekliyoruz. Pazar günü için bekliyoruz sevgili canlar, Eril kökü Evet. için gerçekten ve birazdan saat 22'de onun duyurusunu yapayım. Nilda Ferhan, Efe Çınarlı olacağız. Negatifleri nasıl tanırız ve negatiflerden nasıl korunuruz diyeceğiz. Saat 22'deki canlı yayınımızda çok 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 önemli. Hepinizi oraya bekliyoruz. Yine bu arada 5, 6, 7, 8'de Nörodenya kampı var Denizli'de. Hakan Yerican, Hüseyin Güngör, Bülent Şenyürek ve Abdullah Canı teyze birlikte olacağız. Sayfalarda Lemuriye Akademi'nin ve Mukaddes Pekin Başdil sayfalarında iletişim numarası var. Hepinizi bekliyoruz. Pazar günü görüşmek üzere sevgili canlarımız. Sevgili Emre Hocam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hakkınızı helal edin Helal derler. olsun. Helal olsun Pazar hocam. günü görüşürüz sevgili Pazar günü canlar. görüşürüz. Pazar günü görüşürüz. Hepinizi orada görmek isteriz. Ben yine yayının altına iletişim numarasını yazıyor olacağım. Sevgili hocam, görüşmek üzere. Hayırlı Görüşürüz. akşamlar olsun hepinize sevgili canlar. Görüşmek üzere.